Merhabalar. Zaksi Teknik Destek videolarımızda bugün sizler için Z1 Plus'ta kalibrasyon işleminden ve bunun öneminden bahsedeceğim. Kalibrasyon işlemi baskı kalitemizi etkileyen önemli faktörlerin başında gelmektedir. Neden kalibrasyon işlemine ihtiyaç duyarız? Önce bundan bahsetmek istiyorum. Birinci olarak farklı filament tiplerini kullandığım zaman baskı tablosunda oluşan ısı farklılıklarından ötürü kalibrasyon işlemine ihtiyaç duyarız. İkinci olarak uzun soluklu kullanımlarımızda cihaz içerisindeki titreşimden ötürü kalibrasyon işlemine yeniden ihtiyaç duyarız. Bunu kontrol etmek için baskı sırasında ilk katmana bakarak bir bozulma görüyorsak kalibrasyon işlemini yeniden tekrarlamamız gerekmektedir. Kalibrasyon işlemini yaparken dikkat etmemiz gereken bir nokta ise nozzle ile baskı tablasındaki tüm referans noktaların birbirine eşit mesafede olması gerekmektedir. Gelin isterseniz bunu birlikte yapalım. İlk olarak ana ekrandan ayarlara basıp ardından yatak kalibrasyonunu arıyoruz. Daha sonrasında tamam basarak baskı tablasının ısınmasını bekliyoruz. Baskı tablasının ısınmasının ardından bir adet A4 veya not kağıdını tabla ile nozzle arasına yerleştiriyoruz. Tabla altındaki konumlanmış olan vidalar yardımıyla hassas bir şekilde çevirme işlemini yapıyoruz. Burada tam olarak istediğimiz ölçü kağıdın hem tablaya hem de nozzle'a sürtmesi fakat rahat hareket etmesidir. Ardından ileriye basıyoruz. Bu ayarlamayı her bir referans noktası için aynı hassasiyetle tekrarlıyoruz. Ardından ileriye basıyoruz. İlk turda dengelediğimiz tüm referans noktaları için bir daha aynı işlemi uyguluyoruz. İkinci turun sonunda kalibrasyon işlemi sağlıklı bir şekilde tamamlanmış olur. Unutmamak gerekir ki uhu sürmeden önce kalibrasyon işlemi yapmak bizlere daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Tüm işlemimizi tamamladıktan sonra baskı tablomuzun üzerindeki 8 tane çizgiden en doğru olanı seçerek işlemi sonlandırıyoruz. Kalibrasyon işlemi tamamlanmış oluyor. Evet, bir teknik destek videomuzun daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz tüm konular için YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Zaksi hakkındaki gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya hesabımızı takip etmeyi unutmayın.